Anlamadığınız bir şey var mı? Yok gibi. Bu iş senin için çok önemli bir fırsat. Selim'e çaktırmadan bu selfie işini ve sosyal medyada görünme olayını halletmen lazım. Bir de o rakibin olan blogger kızı ezip geçmen lazım. Aynen öyle. Şimdi seçenekleri sayıyorum. A. Selim'e çaktırmadan bir şekilde bu işi halledeceğim. B. Selim'i ikna edip bir şekilde bu işi halledeceğim. C. Selim'i ikna edemeyeceğim ve bu işten vazgeçeceğim. Hangisi? C. C şıkkını attığımızı düşünün. C. Ya nasıl ya? Kariyerin başlamadan bitsin mi yani? Yok, hayırdır. Yani diyorsan ki ben Selim'le konuşurum, onu ikna etmeye çalışırım. Yok, çalışamam. Çalışmıyor. Olmazmış. Peki, diyelim ki sen bunu böyle gizli gizli yaptın. Sonra ortaya çıkınca ne olacak? Ki çıkacak çünkü sen bunu sosyal medyada paylaşacaksın. Son bekar görünmeye karar vermiştin. Ne oldu o iş? O zamandı canım. Şimdi olmuyor. Bak. Boşuna uğraşma bebeğim. O iş benim. Hadi başka kapıya. Ya bunu öldüreceğim ben ya. Bak bir de DM'den yürüyor bana bu. Ben de Şebnem Gülsoy'sam ben bu oyunu bozarım. Bir şekilde de bu işi kaparım. Bak demedi demeyin bana. Demedi demeyin. Şebnem. Hoş buldum sevgilim. Hoş buldun tabii de. Yani ben böyle çat kapı gelmelerine alışkın değilim ya. Her seferinde şaşırıyorsun. Farkındasın değil mi? Yani. İçeri girebilir miyim? Tabii buyur. Al. Sen bana çiçek mi aldın? Yok. Kendime aldım aslında. Ya seni gül alma zahmetinden kurtardım. Böylelikle ne oldu? İkimiz de sevinmiş oluyoruz. İşte anlamadım. Ben niye seviniyorum? Şöyle ki sen bu soğuk havada gidip bana çiçek almıyorsun. Ama bana bu gülü verip beni mutlu ediyorsun. Ne oluyor? Win-win situation dediğin şey oluyor. İkimiz de kazanmış oluyoruz. Al bakalım. Al. Hayır dur öyle verme. Ver. Al. Ay sevgilinle zahmet ettin. Deli manyak ya. Merhaba. Bunun ne işi var burada? Şebnem. Biz de burada yaşıyoruz herhalde değil mi? Biliyoruz canım burada yaşadığını. Ama diyoruz ki keşke biraz dışarıda yaşasan. Bir hava alsan. Ne bileyim o sandviçinde dışarıda yesen. Değil mi? Soğukta üşüyen köpeklerle paylaşsan. Başka? Başka? Şey yapabilirsin mesela, işinle ilgilenebilirsin. Senin belgesel işin ne oldu? Uşuyamadı. Yavaş ilerliyor biraz o kadar. Tabii yavaş ilerler. İnsan bir işinin başına gider bir bakar. Ne bu böyle evde kös kös oturuyorsun? Kafeden eve, evden kafeye. Bir ne oluyor, ne bitiyor, nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor? Bir bakayım tamam işine. Tamam ya. Anlaşıldı, siz yalnız kalmak istiyorsunuz. Ben de bunu yerim çıkarım, tamam. Çok şükür anladım. Aferin. Hadi gel öpeyim, hadi. Ay afiyet olsun. Tamam, ay, tamam. Ay. Yok artık daha neler Şebnem. Bir şey mi kutluyoruz? Hayır ama yılbaşımız çok kötü geçti. Etrafımızda bir sürü insan vardı, hiç yalnız kalamadık. Bir de bu sapon stresi de bizim her şeyimizi mahvetti. O yüzden ben de böyle bir şey hazırlamayı düşündüm. Ne güzel düşünmüşsün sen öyle. Selim, burası biraz soğuk değil mi? Bak ellerim üşüdü. Kombiyi yükseltip istersen. Şömineyi yakalım mı? Şimdi mi? Evet, ne var? İyiyiz. O zaman sen dışarıya git bir odun kes. Şebnem daha evinde değiliz yalnız. Kesilmiş odun var. O zaman o odunları getir, yak. Ben de ısırdım marshmallow'ları hazırlayayım. İyi, peki. Ya Şebnem, şömine yakalım dedin. Şimdi ne gerek var bu kadar mum yakmaya? Ya dur, sen kendi işine bak. Fazla romantizm göz çıkarmaz.
İşte oldu. Vallahi her şey tamam. Bir de üstünde böyle kırmızılı siyahlı oduncu gömleği olsaydı tam Hollywood style olacaktı. O 90'lar style bir kere. Her şey değil. Şebnem. Hı. Beni çok mutlu ettin biliyor musun? Gerçekten mi? Yani genelde böyle romantik açılımları benden beklersin ya. Beni çok şaşırttın. Yani hep senden bekliyordum. Bu sefer de ben kendim yapayım dedim. Hay aklımı bir yaşayayım. Sen niye hayatım? Ben istemiyorum. Ya bir tanecik ısır. Hayır Şebnem. Ya bir tanecik ısırsan ne olur ya? Şebnem hep böyle mi olacak? Ya ne var şu kadar şey yapmışım yani. Bir kerecik ısırsan çok mu? Ondan bahsetmiyorum. Böyle sürekli fotoğraf mı çekeceksin? Evet. Ya hayır. Bunlar çok hoş anılar. Arşivlik. Biraz durursan bir sürü anımız olacak. Güzel. O zaman bir tercih yap. Ben mi fotoğraflandım? Şebnem. Tabii ki ben. Bu kadar bir çikolata yiyelim mi? Yiyelim.